Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Balkan Gazeteciler Derneği, Edirne Gazeteciler Derneği ve Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için ortak basın açıklaması yaptı. PTT önünde yapılan basın açıklamasına kentte görev yapan basın mensupları katıldı. Bazı siyasi parti ve sendikalar da yapılan açıklamaya destek verdi. Ortak basın açıklamasını okuyan Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği adına Gündem Gazetesi yayın koordinatörü Ümit Özel, 10 Ocak'ların yeniden bayram tadında kutlanması için 10 Ocak gününü mücadele günü ilan ediyoruz dedi. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bugünün bir başka adı Çalışan Gazeteciler Bayramı. 1961 yılında çıkan bir yasayla ekonomik ve sosyal anlamda insanca yaşama ve çalışma hakkı elde ettiler. Ancak daha sonra Türk siyasal yaşamındaki darbeler ve değişikliklerle bayram ancak yılda bir kutlanan güne dönüşmüştür. Bugün o günü dahi kutlamanın şartları yoktur. Çünkü hiçbir ekonomik kazancımız o günkü koşullara denk değildir. Gazeteciler özellikle taşrada asgari ücretle çalışmakta sendikalaşma sıfır noktasındadır. Gazetecilerin bayram yapmasına vesile olan o sosyal ve hukuksal kazanımlardan eser yoktur. Sadece bunlar mı? Bugün yayın organları toplatılmakta ya da el konulmaktadır. Yayın organlarına çıkan haber, yazı ve röportajları beğenmeyen egemen güçler bu haberleri, yazıları, röportajları yazanları işten çıkarılmasına kadar baskı uygulamaktadır. Bu yüzden binlerce gazeteci işsizdir. Evine ekmek götürememektedir. Yine egemen güçlerin işine gelmeyen haber ve yazı yazan yayınları yapan onlarca gazeteci cezaevine atılmaktadır. İşte bu yüzden 10 Ocak'ların yeniden bayram tadına kutlanabilmesi için 10 Ocak gününü mücadele günü ilan ediyoruz. Hapisteki gazeteciler onurumuzdur. Basın susmadı, susmayacak arkadaşlar. Basın açıklamasının ardından Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Merkez İlçe Başkanı Fevziye Kirezci ve partililer Gazeteciler Günü'nü kutladı. Bu arada Saadet Partisi de gazetecilere pasta sürprizi yaptı. Basın açıklamasının ardından pasta, gazeteci Gönül Uyanıktır tarafından kesildi.